Günaydın. Bugün 17 Ocak 2023 Salı. Dünya Gözüyle karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Hemen İtalyan gazetesi Corriere della Sera ile başlıyoruz. Mafya lideri Sicilya'da tedavi gördüğü klinikte ele geçirildi manşetiyle geliyor. İtalya'nın en çok aranan mafya lideri, babaların babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı manşetini görüyorsunuz. Konuyla ilgili açıklama yapan İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, Messina Denaro'nun en önemli mafya lideri olduğunu ve ana vatanı Sicilya'da tutuklanmasının devletin organize suçla mücadelesinde büyük bir zafer olduğunu söyledi. Bu arada Meloni da, İtalyan Başbakanı da bu açıklamayı Sicilya'da yaptı. Yani haber geldiği dakikada hemen çok hızlı Sicilya'ya gitti. İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıllık kaçak hayatın ardından yakalandı diyor Corriere della Sera'daki bu haberde. Sicilya adası merkezli Cosa Nostra'nın babaların babası olarak anılan lideri Matteo Messina Denaro adanın başkenti Palermo'da bir özel klinikte ele geçirildi. Jandarma güçlerinin özel operasyon biriminin Messina Denaro'nun tedavi amacıyla gittiği klinikte tutuklandığı bildiriliyor. Corriere della Sera klinikten kaynaklara dayandığı haberinde Denaro'nun en az bir yıldır bu klinikte tedavi gördüğüne dikkat çekiyor. 60 yaşındaki Messina Denaro 1993'ten bu yana aranıyordu diyor gazete. Kurbanlarıyla bir mezarlığı doldurabileceği övünmesiyle hatırlanan mafya liderinin yaklaşık 50 cinayetle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Mafya lideri onlarca kişiyi öldürmek ya da cinayet emrini vermekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Bu cinayetler arasında bir mafya itirafçısının oğlunun öldürülerek asitle yok edilmesi ve mafya ile mücadele savcıları Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino'ya 1992'de düzenlenen suikastlarda yer alıyor. Hakikaten sicili son derece kabarık olan bir mafya lideri ve İtalyan Başbakanı Meloni bu tutuklama gerçekleştikten sonra hemen Sicilya'ya gidiyor ve mafyanın artık hani böyle erişilemez, dokunulamaz bir entite olmadığını, mafya ile mücadelenin de kendi başbakanlığı döneminde birincil öncelikleri olduğunu ve kimsenin artık mafyadan korkmaması yönünde de işte önemli bazı açıklamalarda bulunuyor. Dikkat edilmesi gereken bir gelişme diyelim ve hemen The New York Times'e geçelim. Eski Afgan milletvekili Kabil'deki evinde vurularak öldürüldü manşetiyle geliyor haber. Milletvekili Mursal Nabizade, Batı destekli hükümetin düşmesi, yani 31 Ocak 2021'de Amerika'nın bu ülkeden çekilmesinden sonra Afganistan'da kalan kadın bir milletvekili, ülkesinden gitmek istememişti bu kadın milletvekili ve evinde ölü bulunuyor. Hali hazırda bu cinayetle ilgili çok net bilgiler yok. The New York Times'tan öğreniyoruz ki herhangi bir tutuklama da yapılmış durumda değil. Bunun siyasi bir sayıklemi yoksa ailevi bir dizi meselelerle alakalı bir cinayet mi olduğu yönünde de netlik yok diyor The New York Times. Ve pazartesi günü tweet atan Zadran, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sürdürüldüğünü belirtiyor. Zadran dediğimizde Taliban'ın işte Adalet Bakanı dediğimiz kişi. Buradan İran medyasına geçelim. İran medyasında sabahleyin yerel hani gazeteleri şöyle bir tarama yaptığımızda dün itibariyle İran rejiminin 1000 kadar kadını şartlı salıverdiğine dikkat çekiliyor. Ancak bunu da hani biraz böyle nüanslı tüketmemiz gereken bir haber. Neden? Çünkü insan hakları örgütlerine göre Mahsa Amini'nin öldürülmesinden sonra 17 Eylül'den bu yana devam ede gelen protestolarda İran rejimi toplam 20 bine yakın kişiyi tutukladı. Şimdi bu 20 binin üzerinde hatta kişi tutuklandı diyor insan hakları örgütleri. Şimdi bu 20 binin içinde 1000 kadar kadının şartlı salı verilmesi işte takdir edin. Hani bir de öbür taraftan şöyle bir değerlendirmede bulunabiliriz. İran Cumhurbaşkanı reisi seçimleri aslında herhangi bir rakip güç olmadan kazandı ve İran rejiminde ki yapılan seçimlerde en düşük katılım da sağlanmıştı. %50'nin altındaydı hatta bu katılım ve %10'luk bir kesim daha farklı bir duruş, yani hiçbir şekilde reisinin seçilmesini istemediklerinde onlar çok daha farklı bir şekilde beyan etmişlerdi. Yani özetle bu seçim oldu olalı aslında sadece Mahsa Amini değil ama İran'da bir farklı durum var ve fakat bu farklı durum olmakla beraber işte Mahsa Amini protestoları hafta başı daha doğrusu bizim de dün itibarıyla yayınladığımız cumartesi günü gerçekleştirilen İran'ın İngiltere uyruklu da olan eski savunma bakanı yardımcısı Ali Rıza Akbari'nin infazı. Bunların hepsi biriktikçe İran'da çok farklı bir ambiyansı görüyorsunuz ve bütün bunların eşliğinde biz İbrahim Reis'in, yani İran Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya bir ziyaret yapacağını beklerken Dışişleri Bakanı bugün itibariyle Ankara'ya bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayı hemen ekranınıza getirelim. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ülkemize yapacağı ziyaret hakkında manşetiyle geliyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 17 Ocak 2023 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın konuk bakanla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir deniyor. Bugün herhalde işte öğlene kadarki olan bir zaman diliminde de iki bakan bakanlıktaki yaptığı görüşmelerden sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler ve KRT ekranlarında da o basın toplantısını tahmin ediyorum ki izleyebileceksiniz. Fakat buna bir de şöyle bakın istiyorum. Çünkü bu gibi ziyaretler olmadan önce genellikle protokolün ya da işte diplomatik teamüllerin gereği bu açıklamalar ziyaretten önce paylaşılır. Ve fakat şimdi Sayın Çavuşoğlu bugün İranlı mevkidaşını bakanlıkta kabul ettikten sonra Amerika'ya seyahat edecek ve yarın Amerikan başkentinde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ilk defa Biden yönetimi işbaşı yaptığından bu yana Washington'da ve yüz yüze görüşmüş olacak. Biden yönetimi Erdoğan hükümeti ve yetkilileriyle Washington'da görüşmeme gibi bir ilkesel karar almıştı. Şimdi bu yarın itibariyle artık resmi olarak sonlanmış olacak ve fakat ne Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan ne de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bu ziyaretle ilgili işte şu anda gördüğünüz gibi, yani İran Dışişleri Bakanı bakın ülkemize gelmeden bu ziyaretin gerçekleştirileceğine yönelik bir basın açıklaması görüyorsunuz ve fakat Çavuşoğlu Blinken görüşmesi için ne Amerikan Dışişleri Bakanlığı ne de Türk Dışişleri Bakanlığı benzeri bir açıklama yapmıyor. Buna dikkat edelim. Çünkü bunun anlamları var diplomatik olarak. Onu da konuğumuzla belki birazcık daha detaylandırırız. Ama sanıyorum herkes işte tahmin ediyor bunun gerekçesini diyeceğim. Ve Alman gazetesi Der Spiegel'e gideceğim. Christine Lambrecht Savunma Bakanı görevinden istifa etti manşetiyle görüyorsunuz haberi. Savunma Bakanı Christine Lambrecht kabinede uzun süredir yanlış bir seçim olarak görülüyordu diyor Der Spiegel. Şansölye Scholz'a istifasını dün itibariyle sundu ve medyanın şahsına odaklandığından şikayetçi oldu diyor gazete. Federal kabinede doldurulması gereken bir pozisyon var. Christine Lambrecht yaptığı yazılı açıklamada Savunma Bakanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Şansölye Olaf Scholz'a istifasını sundu. Adım geçtiğim diyor. Açıklamada medyanın benim şahsıma odaklanması, askerler, Bundeswehr ve Alman vatandaşlarının çıkarları doğrultusundaki güvenlik politikası hakkında olgusal haberlere ve tartışmalara pek izin vermiyor denildi. Kadın ve erkek askerlerin değerli çalışmaları ve iş alanında motive olmuş birçok kişi ön planda olmalıdır diyor Alman Savunma Bakanı ve bu nedenle istifa kararını verdiğini belirtiyor. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden olan Lambrecht görev süresi boyunca bir dizi aksilik yaptı diyor Der Spiegel ve Savunma Bakanı olarak görevde kalması artık öngörülemiyordu. Alman medyasında bakanın istifası ardından yapılan yorumlara baktığınızda da hiç kimse bu savunma bakanı hakikaten görevinde kalmalıydı diye hiç onun yanında da yer almıyor. Ayrıca onda bir kısa not olarak düşmekte fayda var. Yeni yıla girerken paylaştığı bir video vardı. Arkadaşlar o videoyu da getirin. Hakikaten o videoda bayağı bir tepki almıştı. Çünkü bu videoda işte diyor ki Avrupa'ya savaş geldi. Fakat bu Avrupa'ya savaş geldi açıklamasını yaparken arkada da işte tam yeni yıla giriliyor. Havai fişekler patlıyor. Bunun üzerine de hakikaten bayağı bir tepki çekiyor. Ve kamuoyu bunu ve hatta siyasiler de bunu alaycı ve yersiz buluyor. Ve bununla birlikte Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hristiyan Demokrat Birliği'nin Genel Başkanı bu açıklamaya baktığında da diyor ki Berlin'in aklını mı yitirdi diyor. Bu da hakikaten yani önemli ve fakat sadece bununla da sınırlı değil. Alman Savunma Bakanı kendi oğlunu işte Alman Savunma Bakanlığı'nın özel bir helikopterine bindiriyor. Bundan ötürü son derece eleştiri alıyor. 5000 adet Ukrayna'ya kask hibe ediyor. Bu da yani Ukrayna'daki savaşın hani ihtiyaçlarına baktığınızda 5000 hibe kaskla mı olacak bu iş diyor. Orada da görüyorsunuz o çekişmeyi. Bununla birlikte şimdi Cuma günü yapılacak Almanya'daki Amerikan üssünde bir toplantı var ve Ramstein üssünde yapılıyor bu toplantı ve Avrupa'daki savunma bakanları da katılacaklar. Tabii ki Lambrecht artık bu toplantıya katılmayacak. Fakat konu şu ki Almanya'dan Ukrayna'ya gitmesi istenilen, bunun için Almanya'ya hayli yoğun baskı yapılan Leopard 2 tankları var. Fakat sadece işte Almanya ile değil diğer Avrupa ülkeleri, İngiltere açıklamıştı zaten ama diğerlerinden de Ukrayna'ya acaba ne gibi askeri mühimmat desteği götürülebilir diye bu Ramstein üstünde Cuma günü konuşulacak. Şimdi Alman medyasındaki yapılan bu yorumlara baktığınız zaman evet hani Alman Savunma Bakanı bu toplantıya katılmayacak ve fakat bununla birlikte zaten bu tank gitmesi kararının Olaf Scholz tarafından verileceği belirtiliyor ve Almanya buna hali hazırda diretmeye devam ediyor. Onun yerine Polonya Almanya'dan aldığı bu Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderme yönünde bir karar alıyor. Ama işte o nasıl gidecek, ne olacak edecek? Ramstein'de bu Cuma günü demek ki savunma bakanları onunla ilgili de yoğun bir şekilde konuşacaklar. Artı şimdi bu Alman Savunma Bakanı'nın istifasından sonra Olaf Scholz hükümeti bir koalisyon hükümeti en nihayetinde ve Yeşiller Partisi lideri Omid Noripur bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Der Spiegel'de bu açıklamaya da tekrardan dikkat çekiliyor. Deniliyor ki işte bu koalisyon hükümeti kurulurken Scholz bize cinsiyet eşitliği konusunda söz vermişti, taahhütte bulunmuştu. Yani eşit miktarda kadın ve erkek bakan kabinede yer alacak diye. Şimdi Lambrecht'in gitmesi demek bir kadın bakanın görevden alınması demek, yerine bir başka kadın bakanın atanması mı? Ya da Olaf Scholz belki oraya başka birisini atayacak ki işte bugün yarın henüz bu kararın gelmesi beklenmiyor ve fakat Alman medyasında okuduğunuz haberlere haberlerde baktığınız zaman onlar da diyorlar ki Scholz zaten bu istifanın geleceğini biliyordu ve kafasında yeni savunma bakanının kim olacağına yönelik aslında bir isim netleşmiştir. Sadece hani bu işte o cinsiyet eşitliği, kabinedeki cinsiyet eşitliği taahhütünden ötürü eğer ki savunma bakanlığına bir erkeği atayacak olursa kabinede diğer bir bakanlıkta değişiklik yapması gerekecek gibi bayağı iç politikaya yönelik bir dizi açıklamalar var diyeceğim. Ve buradan artı bir de fazla bir haber vardı. Arkadaşlar bir de onu getirelim. O da bir Alman gazetesi. Şimdi bu da önemli. Neden? Çünkü burada da deniliyor ki hani işte Lambrecht istifa ediyor ama eskiden baktığımız zaman Almanya Savunma Bakanlığı öyle bir pozisyondu ki bu pozisyona gelenler burayı sıçrama tahtası olarak kullandılar ve hep daha yukarıya gittiler. Lambrecht bu çizgiyi ya da bu işte istikameti kıran bir örnek oldu. Bir önceki örnekleri Ursula von der Leyen ve Ursula von der Leyen Avrupa Birliği Komisyon Başkanı olarak da artık herkes biliyor kendisini. Hakikaten bu anlamda önemli bir örnek. Bu örneğin kırıldığını söylüyor bu haberde. İşte farklı farklı okumalarını görüyorsunuz bunun. Diyelim ve hemen konuğumuza dönelim. Bugün Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mitat Çelikpala bizimle. Hocam günaydın. Günaydın Tülin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam ilk olarak şu Alman Savunma Bakanı'nın istifasını sizden bir hani değerlendirmenizi rica edeceğim. Anladığımız kadarıyla aslında Ukrayna bu Alman Savunma Bakanı'nı yedi gibi gözüküyor, Ukrayna'daki savaş. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bir yorumunuzu alalım. Buyurun. Elbette bu mümkün, yani Ukrayna meselesinin etki ettiği kaçınılmaz. Sizin de özetinizde gayet iyi gözüktü. Hani Almanya'daki iç siyasi dengeler, kabinenin oluşması ve bu çerçevedeki rekabeti ya da bakanın siyasi geleceği konusunu hani daha Almanya uzmanları değerlendirecektir ama siyaset enteresan bir şey. Bu hareketlenmeler içinde çok gitler geller oluyor. Ukrayna mutlaka etkiledi ya da Ukrayna ile ilgili yakın dönemde atılacak adımlar konusunda batılı müttefiklerin bir takım kararları var. Ukrayna'nın desteklenmesi, daha ağır silahların sağlanması, tanklar gibi. İngilizler ve Amerikalılar da çok aktifler bu konuda. Ama daha büyük bir şeyle olabilir. Hani çok ayrıntısını bilmemekle birlikte. Neden diyorum? Çünkü Ukrayna Savaşı'ndan sonra hatırlayacaksınız Almanya aldığı kararla yeniden ordusunu modernizasyon ve bu çerçevede yeni çağa hazırlık yapacak bir mekanizmaya, bir yapıya dönüştürme kararı almıştı. Bu karar içerisinde birçok alan var. Özellikle o yeni teknolojilerin kullanılması, uzay teknolojileri, Alman ordusunun diğer ordulara kıyasla elbette daha özellikle bu elektronik harp ve buna ilişkin konularda geri kaldığı ve bu çerçevede yeni bir yüzyıla geçilecek ki Olaf Scholz'un bu konuda yaptığı meşhur bir konuşma da var, hatırlayacaksınız. Bu konuşma çerçevesinde yeni bir dünya düzenine giderken Alman ordusunun yeniden yapılanması ve modernizasyonu da vardı. Ben tabii düşünüyorum, o rekabet içerisinde bir sosyal demokrat bakan, koalisyon içerisindeki dengeler içerisinde buralara harcanacak paralar, teknolojinin nasıl gelişeceği ve Almanya'nın nasıl bir yöne doğru döneceği gibi böyle bir sürü başlık içerisinde çeşitli tartışmalar da gündeme gelmiş olabilir Almanya içerisinde. Çünkü Almanya büyük harcamalar yapıyor. Yani bütçesine oranla yaptığı harcama denk gibi gözükse de diğer üyelerle, NATO üyeleriyle ve diğerleriyle rakam olarak baktığımızda Almanya tabii bir dev. O bütçeyle askeri harcamaya döndüğü anda Avrupa'daki bütün dengeleri değiştirecek bir unsurdan bahsediyoruz. Bu modernizasyon içerisinde yeni teknolojiye dönerken eski teknoloji silahları, ki eski teknoloji Almanya'ya göre elbette sahada nasıl kullanacağınız, ki Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da bunu yaptılar. Hala da yapıyorlar. Kendi ordularını yeni teknolojiyle donatırken bir önceki teknolojinin araçlarını müttefiklerine bir kısmını hibe ediyorlar, bir kısmını satıyorlar. Muhtemelen bunlarla ilgili büyük tartışmalar da vardır. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama evet, bu Ukrayna meselesi çözümlenmediği sürece ve devam edeceğine göre Avrupa'da daha çok can yakacaktır diye ben düşünüyorum politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında. Evet, siz şimdi o vurguyu yaptığınızda hakikaten Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile birlikte bir Almanya askeriyesi bütçesini bayağı genişletti. Neredeyse 2 katına çıkardı ve sadece Almanya değil, Japonya da aynı şekilde. Evet. Ve bu her iki ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok daha farklı konumlanıyordu. O anlamda 21. yüzyılda daha fazla barış konuşalım derken tekrardan döndük başa ve daha fazla askeriye, daha fazla güvenlik, daha fazla silah konuşur olduk. Ben hiç içime sindiremiyorum bu durumu ama onu da tekrardan bir hani altını çizmek istedim. Bir iki satır söylemek isterseniz alayım, sonra bir başka haber girişi yapacağım. Buyurun hocam. Elbette bu söylediğiniz doğru. Maalesef biz 1990'larda, yani Sovyetler Birliği'nin, Yugoslavya'nın çöküşü ve ideolojik kamplaşmanın bittiği dönemde tarihin sonunu bekliyorduk. Yani tarihin sonuyla birlikte küreselleşmeyle daha böyle eğlenceli, daha yeni sistemde bir düzen olur diye düşünüyorduk. Ama şimdi baktığımda şunu görüyorum ben, hızlı biçimde tekrar güvenlik alanına gidiyoruz. Ve bu güvenlik alanına gidişte de büyük askeri harcamalar ve ötekileştirmeler gündeme gelmeye başladı. İttifaklar ve işbirlikleri de azaldığı takdirde hoşlanmasak da daha reel politiğe döneceğiz. Ve bunu da sınırlarımıza yakın coğrafyada ve özellikle bunu aştığını düşündüğümüz Avrupa'da biraz daha sertleşerek göreceğiz diye düşünüyorum. Bunun tarihsel bagajını da düşünürseniz, hatırlarsanız bu tekrar canlanır. Yani ruhu vardır Avrupa devletlerinin içerisinde. Bu ruh da güvenlik, askeri harcamalar çerçevesinde canlandığı anda yeniden rekabet Avrupa'yı da içine çeker diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi Euro News'den bir haber girişi yapmak istiyorum hocam. AK Partili ya da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden Açık Göz'ün Almanya'daki konuşması nedeniyle Ankara'ya nefret söylemi uyarısı manşetiyle geliyor bu haber. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Mustafa Açık Göz'ün Almanya'nın Neusta kentinde yaptığı bir konuşma üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Büyükelçi ile bugün yapılan görüşmede kendisine kışkırtma ve nefret söylemine Almanya'da yer olmadığının hatırlatıldığı ve benzer etkinliklerin tekrar etmemesi için Ankara'nın uyarıldığı ifade edildiği deniliyor. Alman Dışişleri ayrıca Türk temsilcilerin Almanya'daki seçim kampanyalarının izne tabi olduğunu ve kurallara uymayanların bunun sonuçlarına katlanacağının altını çizerek görüşmeyle ilgili bilgilendirmede şunları kaydetti diyor. Okuyalım tırnak içinde. Bugün Türk Büyükelçiliğini görüşmeye davet ettik. Neusta bir Türk milletvekilininki gibi çıkışlar tekrarlanmamalı. Kışkırtma ve nefret söyleminin Almanya'da yeri yoktur. Bunu yaparken yabancı seçim kampanyası etkinliklerinin tarafımızca önceden onaylanması gerektiğini açıkça belirttik. Türk temsilciler oyunu kuralına göre oynamazsa sonuçlarını incelememiz gerekiyor diyor Alman Dışişleri Bakanlığı bu yaptığı resmi açıklamada. Şimdi ne olmuştu diyor Euronews. Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Almanya'daki yapılanması Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun etkinliğinde geçtiğimiz hafta bir konuşma yapıyor ve Vekil Açıkgöz 13 Ocak günü federasyonun Neusta kenti şubesindeki konuşmasında PKK ve FETÖ mensuplarını yok edeceklerini söyleyerek tırnak içinde onlara Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz ifadelerini kullanıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı buna tepki veriyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Dünya Gözüyle programında da paylaştığımız önemli bir rapor vardı. Onu da getirin arkadaşlar hemen ekranımıza. Bunu kapsamlı olarak geçen hafta vermiştik. Anayasayı Koruma Dairesi'nin Almanya'da Türk aşırı sağcılığı üzerine bir raporu, hakikaten çok kapsamlı bir rapor bu. Ancak bu raporda temel vurgu aşırı sağ hareketlerin demokratik düzene en büyük tehdit oluşturduğu üzerine odaklanılmış. Ülkücü hareket de bunlardan biri olarak tasvir ediliyor. Yaklaşık 11.000 üyesi olduğu düşünülüyor. Şu an için Alman Anayasa Koruma Dairesi diyor ki bu 11.000 kişi hareketsiz olmalarına karşın Almanya için şiddet potansiyeline sahip oldukları ve güvenliğe tehdit oluşturabilecekleri yönünde bir kanaate sahip olduklarını söylüyor. Şimdi bu rapor, bakın, hemen yeni yıla girerken tam o eşikte yayınlanıyor ve dün Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni bakanlığa davet ederek yaptığı uyarı. Şimdi bunları beraber değerlendirmek gerekiyor herhalde hocam, ne dersiniz? Tabii daha önceki seçim dönemlerinde de yaşandı. Kronik hale gelmesini Almanlar, sadece Almanlar değil, Avrupa'daki diğer ülkelerde de, yani Türk nüfusun, Türkiye'den gidip yerleşen nüfusun yoğun olduğu Belçika gibi, Hollanda gibi, hatta İsveç gibi ülkelerde bu türde sorunlarla karşılaşmaya başladık. Neden? Çünkü yeni seçim, yeni demeyelim artık, seçim yasasıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının da oy kullanmaları söz konusu olunca büyük kitlelerin yaşadığı ülkelerde siyasal partiler Türkiye'deki işte örneğin Nevşehir'de, Kırşehir'deki mitinge benzer ya da toplantılara benzer toplantılar düzenleyip aynı seviyede konuşma yapmaya çalışıyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Bu başka bir ülke topraklarında başka bir çerçevede yapılan konuşmalar. Buradaki söylem ve çerçeve, örneğin terörist, terörizmle iltisaklı olmak, terörizmle bağlantılı olmak gibi kavramlar bizim yasal mevzuatımız da bu ülkelerin mevzuatlarında benzer biçimlerde tanımlanmamış. İnsan haklarına bakış açısı, bireysel özgürlükler, konuşma hakkı, bir de biliyorsunuz bunun karşıt grupları var. Yani her bir siyasal parti farklı bir söylemle ve ideolojik bakış açısıyla bu ülkelerde benzer toplantılar yaptığında ve bu konuşmaların sonuçları ortaya çıkıyor. Çünkü sokaklara dökülüyor bazen insanlar, biliyorsunuz. Bazen hiç memnun olmadığımız sonuçlarla da karşılaşıyoruz bu ülkelerde. Bakanlıklara ya da büyükelçiliklere, konsolosluklara yönelik hareket tarzları da gelişiyor. İşte bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde bu işin hassasiyeti ortaya çıkmış vaziyette. Muhtemelen seçim dönemine doğru giderken bunların artacağını düşündüğümüze göre bu ülkelere gönderilecek konuşmacılar ve değerlendirmecilerin doğru seçilmesi ve gündemlerin kontrol altında tutulması bence çok önemli. Çünkü ayar kaçabiliyor. Evet. İkinci tarafı tabii bazı ülkelerin de bizim terör ve terörizmle mücadele kavramlarına baktığımız gibi bakmamaları. İşte Almanya için elbette PKK bir terör örgütü ve PKK ile mücadelede benzer çerçeve uygulamaları var. Ama FETÖ ve diğer konularda sıkıntılar olduğunu biliyoruz hepimiz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde sizin programınızda bu konuları biraz daha fazla tartışırız diye düşünüyorum. Evet. Hocam siz şimdi bunu söyleyince bir de belki hani izleyenlerimizin daha iyi anlayabilmesi için, belki, yani gerçi anlaşıldı aslında mesajın ne olduğu, ama şimdi bir şeyi yaptığınızda aynı şeyin size yapılabilme olasılığını da her zaman göz önünde tutmak gerekiyor. Şimdi Almanya'ya giden çok fazla Türk vatandaşı olduğu için Türk-Alman ilişkileri oradaki yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar hakikaten önemli bir yer teşkil ediyor. Sanıyorum böyle bir varlık Türkiye-Suriye ilişkilerinde var. Şimdi hani Allah göstermeye fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la hani ilişkileri normalleştirmekten falan bahsediyor. Tam bunun yani normalleştirmekten bahsederken diyelim Esad rejiminden birisi gelse Türkiye'de seçim kampanyasına malzeme olacak bir konuşma yapsa, sizce bizim güvenlik görevlileri nasıl açıklama yapar? Vallahi tabii burada çok hani temel bir kavramı konuşacağız pratikten. Türkiye gibi ülkelerde devletler daha otoriter ve güçlü. Biz devlet merkezli bir sistemimiz var. Birey vatandaş üzerinden yürümüyoruz. Yani bu türde bir hareket tarzı olunduğunda ister bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, ister başka bir ülke vatandaşı olsun canının sıkılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Almanya gibi Avrupa'daki batılı ülkelerin büyük bir çoğunluğu uzunca bir süreden beri devleti güvenliğini korumasının ötesinde vatandaş odaklı kurulmuş hukuki sistemlerle çalışıyorlar. Yani devlete karşı daha savunmasız olduğunu düşündükleri vatandaşlarının özgürlüklerini korumak üzerine kurulmuş sistemlerle gidiyorlar. Yani bizim dünyaya bakış açımız da o dünyanın bakış açısı arasında temel farklılık bu. Muhtemelen bizim ülkemizde böyle bir şey olamaz. Bunun önlemini alırlar. Hızlı biçimde de yapılmamasını sağlarlar. Ama olur ya kaçar da yapılırsa muhtemelen de o kişilerin sınır dışı edileceğini ya da farklı süreçlerle karşı karşıya kalacağını söylemek bence yanlış olmayacak. Evet, farklı süreçlerin ben hemen bir altını çizdim hocam. Hepimiz biliyoruz onun ne olacağını ve de tabii ki hani... İşte yani bunun da bir altını çizmek gerekiyor diyeceğim. Şimdi hazır Avrupa odaklı konuşurken Avrupa Parlamentosu'nun ilk toplantısı işte dün başladı ve çarşamba günü bir oylama yapılacak. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılarından Yunan Milletvekili Eva Kaili Katar'laki olan o işte ne bileyim yolsuzluğa karışmış ilişkisinden ötürü tabii ki hem görevden alındı hem hapiste ve fakat işte onun yerine yeni bir seçim yapılacak. Ve yarın öğlen Eva Kaili'den boşulan o Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı koltuğuna kimin geleceği bir netlik kazanacak yarın öğlen itibariyle. Şimdi bu değerler arasındaki farklılığı hani ön plana çıkartırken bir de Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola dün bir açıklamada bulundu. Sadece bu Kaili ile sınırlı da değil. Parlamento içinde yolsuzluk soruşturmasında adı geçen iki milletvekili daha var. Onlara da atıfta bulunuyor. Onlar da İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı milletvekili Mark Tarabella. Onların da dokunulmazlıkları kaldırılıyor ama dünkü hani o açıklama şuydu ki biz yolsuzlukla mücadelede tavizsiz bir pozisyon alacağız ve tekrar değerlerimizin üzerinden geçeceğiz diye yeniden orada bir ne diyelim yemin tazelediler herhalde. Onunla ilgili bir kısa yorum alabilir miyiz sizden? Bu tabii enteresan bir olay başından beri. Çok medyatikte olduğu için gözüküyor. Maalesef siyasi de olsa, diğerleri de olsa bu türde bulunduğu makamı ya da etkinlik alanını bir takım teşviklerle kötü yönde kullanan bireyler dünyanın her yerinde var. Yani yolsuzluk bizim ülkemizde de var. Rüşvet yaygın biçimde de var. Son dönemde özellikle ekonomik koşullar dayattığında bu daha çok görünür hale geliyor, daha kronik hale geliyor. Mesele bunları denetleyecek sistemlerin kurulması ki Türkiye'de en çok tartıştığımız konu bu denetleme mekanizmasının çok zafiyet içerisinde olduğu ya da denetlemenin yapılması sonrasında aksiyona geçilmesi ve cezalandırılma süreçleri. Şimdi Avrupa Parlamentosu muhtemelen benzer çok örnek var Avrupa'da. Ama bu konu o kadar ayyuka çıktı ki mekanizmayı çalıştırıyor, cezalandırmayı da yapıyor. Umuyorum bu örnek olur. Benzer örnekler diğer ülkelerde de karşımıza çıkar. Çünkü giderek artan biçimde siyaset yapan bireyler siyaseti maddi çıkarlarının arkasını doldurmak ya da belli ilişkilere zemin hazırlamak üzerine kurmaya başladılar. Genel kitlelerin siyasetten uzak durma eğilimleri de bunu besleyince bu türde yolsuzluklar, para kaçırmalar, bir takım... nepotizm dediğimiz atamalar, kayırmacılıklar gittikçe artan biçimde karşımıza çıkıyordu. Hep vardı bunlar ama maalesef son dönemde biraz daha artmış vaziyette. Umuyorum darısı bizim gibi ülkelerin de başına yani. Umalım. Şimdi hocam izninizle Azerbaycan merkezli Azer News'den yeni bir haber girişi de yapalım ve ondan sonra size hemen soruyu yöneltelim. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü manşetiyle geliyor haber. Azer News'ün haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 13 Ocak'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor ve bu görüşmede Cumhurbaşkanları Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin mevcut durumuna övgüde bulunuyorlar ve işbirliğini daha ileri noktaya taşımak için bir karar birliğinde buluşuyorlar. Bölgesel güvenlik konularına da değinen Frank Walter Steinmeier, Almanya'nın Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in doğrudan katılımıyla yürütülen Avrupa Birliği, Azerbaycan, Ermenistan üçlü formatını desteklediğini belirtiyor bu telefon görüşmesinde. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in desteğiyle yürütülen bu üçlü müzakereleri çok takdir ettiğini belirtiyor ve Azerbaycan'ın Avrupa Birliği, Azerbaycan, Ermenistan üçlü formatındaki müzakere sürecine olan bağlılığını dile getiriyor diyeceğim ve buradan soruyu size soracağım. Şimdi tamam, hani Azerbaycan tarafı desteğini veriyor ama Ermenistan herhalde o görüşmelerde bayağı bir zamandır yer almıyor. Karabağ konusunda belli bir adım atıldı, devamı gelmedi, tam olarak nerede ne olduğu belli değil. Bize orayı bir toparlar mısınız hocam? Kafamız bir netlik kazansın, buyurun. Elbette Tülin Hanım. Yani 2020 sonunda Azerbaycan işgal altındaki toprakları ve Karabağ'ın önemli bir kısmını özgürleştirip tekrar normalleştirdikten sonra, yani savaştan 44-45 günlük savaştan sonra ateşkesle taraflar masaya oturdular. Fakat bu ateşkesten sonra bugüne kadar henüz bir barış anlaşması imzalanamadı. Bu barış anlaşmasının imzalanması önemli çünkü savaşlar arası, taraflar arasında daha önceki dönemde de 1992-93'ten itibaren dondurulmuş bir süreç vardı. O şartlar oluştuğunda hızlı biçimde canlandı ve bölgesel dengeleri değiştirdi. Şimdi yeni oluşan ortamda barış anlaşmasının nasıl yapılacağı konusunda tarafları bir araya getirmeye çalışan birkaç kanal birden var. Bunlardan bir tanesi klasik Rusya kanalı. Rusya, Moskova üzerinden ki ateşkes anlaşmasının imzalanmasında çok aktiflerdi. Onun sonucu olarak Türkiye ve Rusya bir tür kolaylaştırıcı ya da barışı sağlayıcı iki ana aktör olarak Azerbaycan ve Karabağ'da devriye görevi dahil olmak üzere birçok görev yapıyorlar. İkinci kanal Amerikalılar. Amerikalılar bağımsız biçimde bu rolü birazcık çalaraktan süreci normalleştirmek ve çözüm üretme için çalışıyorlar. Üçüncü kanalda bu Avrupa kanalı. Avrupa içerisinde dengeleri kurmak üzerine yürüyor. Bunların tamamında Azerbaycan'ın sizin de belirttiğiniz gibi evet barış görüşmelerini yapalım, bu işi normalleştirelim. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde Ermenistan'ın da kabulleneceği ve Azerbaycan topraklarında hayatını sürdürecek Ermeni etnik nüfusunun da statüsünü belirleyecek süreçleri sonuçlandıralım ki önümüze bakalım bundan sonra. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı, ortalıktaki pandeminin yarattığı dengeler, bu tedarik zincirinin kırılması gibi olayların yarattığı bir takım imkanlar var. Ticari kanalların açılması, ilişkilerin normalleşmesi, işte bunun bir yan etkisi olarak Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin sağlanması. Bunların tamamının zemini Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına dayalı. Bunun üzerine kurulması isteniyor. Şimdi Ermenistan bu süreçlerde Azerbaycan hızlı biçimde çözüm alıp normalleşmeyi desteklerken her kanalı kullanaraktan elbette bunda savaşın kazanılmış ve toprakların özgürleştirilmiş olmasının, ekonomik etkinliğin ve ilişkilerin sağlam biçimde kurulmasının, Azerbaycan'ın iç işlerinin biraz daha dengeli bir biçimde yürütülüp güvenliğinin sağlanması gibi başlıkların etkisi var. Ermenistan'da ise tersine bir süreçte karşı karşıyayız. Paşinyan biliyorsunuz savaş sonrasında yeniden seçime gitti. Bu seçimden de çıkmayı başardı aslında. Ve sonrasında toprak kayıpları diye görülen Ermeni nüfusun özellikle diasporanın toprak kayıpları olduğu olarak gördükleri süreçten çıkılaraktan normalleşme yönünde adımlar atılmasına ilerledi. Askeri tasfiyelerde olundu, ordunun yapısını değiştirdi, siyasi mekanizmaları ama bir takım sınırlıklar var. Yapmak istediği önemli şey Rusya'dan kurtulmak. Bu yüzden Rusya destekli barış görüşmelerinden tek taraflı olarak çekildiler. Kasım-Aralık ayında Moskova'da görüşmeler vardı. Bu görüşmelere katılmadı. Peşi sıra BDT içerisindeki Ermenistan üyesi Kolektif Güvenlik Örgütü diye bir yapılanma var. Rusya'nın kurduğu. Bu denkleme askeri tatbikatların bir kısmının Erivan'da, Ermenistan'da yapılması öngörülüyordu. Bunları yapmaktan vazgeçti. Ve bunu yaparken de Batı'ya doğru yanaşmaya çalışıyor. Ama kendi yöneteceği bir oyun. Mesela Avrupa'daki müzakerelerde de yoklar Ermeniler. Bunun temel bir sebebi var. Bu müzakereleri yürütecek ekibin içine Fransa'nın katılmasını istiyorlar. Çünkü böylece yalnızlıktan çıkacaklarını ve biraz daha ellerinin güçleneceğini varsayıyorlar. Ama Azerbaycan bunu kesinlikle reddediyor ki Türkiye açısından da baktığımızda Fransa'nın bu konuda özellikle birazcık ne diyelim dosyası kabarık. Güvenilir bir arabulucu olma rolü söz konusu bile değil. Dolayısıyla Avrupa içerisindeki bu dengelerde Ermenistan biraz daha uzaklaşmaya başladı. Hani Rusya'dan kurtulması için teknik olarak elbette batıya yanaşması gerekiyor mantıken. Bunu da yürütme konusunda bir takım sıkıntıları var. Amerikalılar da bu denklemin çok uzandılar. Böyle baktığımızda Ermenistan içerisindeki dengesizliklerin ve belirsizliklerin zaman zaman sorun yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü Paşinyan'ın etkisi azaldıkça yönetemiyor sahadaki süreci. Mesela enteresan gelişmeler yaşıyoruz. Ruslar tabii Laçin Koridoru diye bir koridor var. Dağlık Karabağ'la Karabağ'da yaşayan Ermenilerle Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlayan hat bu. Rusların güvenliğinde. Ruslar bunu çok etkin kullanıyorlar Ermenistan'a karşı. İkincisi tabii Karabağ'a bir Rus oligarkını gönderdiler devlet bakanı olarak. Süreçleri normalleştirsin, mekanizmaları kursun diye, ama tam tersi bir rol yüklenmiş vaziyette. Karabağ'daki yönetimle Ermenistan arasını da açmış vaziyette. Böyle baktığımızda Ermenistan sonuçta istediği adımları atamayan, yalnızlaşmış, uzaklaşmış bir aktör olarak görülüyor. Evet. Bundan nasıl çıkacaklar göreceğiz. Evet hocam, şimdi birazdan aslında İran'ı da bu denklemin içine katmak istiyorum ama İran'a gelmeden bu Azer News'deki haberde bir paragraf vardı. Azerbaycan koridoru dediniz, onu da bir sormak istedim size. Şöyle diyor, bu telefon görüşmesinde Steinmeier ve Aliyev aynı zamanda Hankendi-Laçin yolunun durumunu da ele aldılar diyor ve Aliyev Ermenistan'ın yolun ablukaya alındığına dair iddialarının asılsız olduğunu Steinmeier'a iletti ve Uluslararası Kızılaç Komitesi ve diğerlerinin insani yardım malzemelerinin yolda serbest dolaşımının sağlandığını da sözlerine ekledi diyor. Sanıyorum siz bunu daha isabetli konumlandıracaksınız. Şimdi bu nereden çıktı diye. Buyurun hocam. Şöyle bir şey var, bu bölgelerin önemli bir kısmı işgal edilmiş topraklarda da ve bu yolun çevresinde de çok geniş mayınlanmış araziler var Tülin Hanım. Bu mayınlanmanın bir kısmı Ermeni güçleri son savaştan, yani 2 yıl önceki savaştan çekilirken gelen Azeri güçlerin önünü bloke etmek adına yeni döşenmiş mayınlar. Ve bunlar zaman zaman patlatılıyor ya da patlıyor. Temizlik yapılırken ya da bu çevrede örneğin hayvan otlatırken, gündelik hayata, normal hayata dönmeye çalışan insanlar bu yollardan, kenarlardan geçerlerken bu türde sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu mayınların temizlenmesi için Türkiye ve Avrupa Birliği çok aktif destek sağlamış vaziyette. Hem fiili olarak temizliyorlar hem de maddi olarak bunun büyük bütçesi var. Bu bütçenin desteğini veriyorlar ki bölge normalleşebilsin diye. Şimdi bunlar artınca ve bölge normalleşemeyince Azerbaycan tarafında bir takım sivil toplum örgütleri, çevre örgütleri ya da ne diyelim mesleki örgütler bir takım protesto gösterileri yapıyorlar. Çünkü hala devam eden bir takım mayınlama faaliyetleri var. Bu da Rusların ve güvenliği sağlayacak diğer garantörlerin kontrol etmesi gereken bir süreç. İşte Rusların da bunu kötü yönde kullandığına dair bir takım inanışlar var. Bölgedeki gelişmeleri olumsuz biçimde kullandıkları yönünde. Ermenistan tarafı da bu türde hareketler yaşandığında koridor kapanıyor, bu koridordan geçiş sağlanamıyor. Dolayısıyla Karabağ'daki Ermenilerin hem Ermenistan'la hem de dünyayla bağlantıları kalmıyor diye bir şikayetleri var. Ama Azerbaycan tarafının bu anlamda koridoru çalıştırmak konusunda geri planda durduğunu ve bu güvenliği ve garantörlüğü Rusya'nın yürüttüğünü, bu yolun çalışmasını sağlayan Rus birlikleri, Rus güçleri, bunun da Ermenistan'la bağlantılı olduğu konusunda Azerbaycan tarafında açıklamaları var. Dolayısıyla barış anlaşmasının ya da barışın yapılması bir an önce bu yüzden önemli. Şimdi alternatif yollar da yapılmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Ateşkesten sonra Laçin koridorunda eski yolun dışında yeni bir yol daha yapılması süreci var. Ama diğer taraftan biraz evvel siz İran'da dediniz, Azerbaycan'la yani ana topraklarla Türkiye'yi de birbirine bağlayacak alternatif yolların yapılması gibi projelerin de önünü bloke ediliyor Ermenistan tarafından. Şimdi bu anlamda Azerbaycan'da bir takım mütekabiliyetler üzerinden yürüyor. Bölgenin bu gerginliklerinin çözülmemesi de diyelim büyük projelere gidilmesinin önündeki en büyük engel. Mesela Türkiye, belki İran'a geçmeden onu da söyleyebilirim. Bunu çok az konuşuyoruz aslında Türkiye'de. Biliyorsunuz Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşul olmadan iki tarafında atadığı temsilciler sürecin normalleşmesi yönünde bir takım adımlar atıyorlar. Şimdiye kadar 4 toplantı yapıldı. İşte hava yolu açıldı. Peşi sıra ticari ilişkiler ona göre gelişti. geliştirildi. Son aşamada sınırın özellikle hava yoluyla kargo taşımacılığı, Ermenistan'ı rahatlatacak bir şey bu, yapıldı. Ve şimdi taraflar Temmuz ayından beri şeyi çalışıyorlar. Kara kapı, sınır kapısını açmayı ve buradan 3. ülke vatandaşlarının geçebileceği bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Sonrasında demir yolunun açılması, iki ülke vatandaşlarının geçişlerinin sağlanması gibi adımlar atılacak. Yani Türkiye bölgeyi normalleştirirken barışın sağlanmaması öbür tarafta Ermenistan'ı da ne diyelim izole edecek. Böyle de bir sorunla karşı karşıyayız. Evet hocam, bir 10 dakikamız var ve iki sorum var size. O yüzden süreyi de bir söylemek isterim. Şu İran'ı da ben hemen katmak istiyorum. Çünkü bugün İran Dışişleri Bakanı Amir Abdullahiyan Ankara'ya geliyor. Biz reisi bekliyorduk. Reisiden önce Abdullahiyan geliyor. Neden geliyor? Onu da hani bir düşünmek ve tartmak gerekiyor. Neden? Çünkü yenilerde Abdullahiyan Esad'la görüştü Şam'da. Ve evet, orada anladığımız kadarıyla işte çıkan hani açıklamalarda bir Türkiye'nin Moskova'da Suriye savunma bakanlarıyla ki yapılan zirveden sonra Esad diyor ki tabii ki biz normalleşmeye gidelim ama ilk önce Türkiye işgali bitirsin, bir de terör örgütlerine desteği sonlandırsın diyor. Şimdi bu görüşmeden sonra Abdullahiyan Ankara'ya geliyor ama hazır Azerbaycan Ermenistan'ı konuşurken şimdi bakıyoruz Moskova-Tahran ilişkisi Ukrayna Savaşı'ndan önceki döneme göre çok daha farklı bir yakınlaşmanın ibaresini de gösteriyor. Bu da İran-Ermenistan ya da Tahran-Erivan ilişkilerine de doğrudan yansıyor. Orada farklı bir Türkiye-İran rekabetini de aslında alttan okuyoruz diyeceğim ve bunun değerlendirmesini sizden alayım isterim. Buyurun hocam. Bu mümkün. Özellikle İran son dönemde kendi iç meselelerine o kadar gömüldü ki çevreyle ve dışarıyla, yakın çevresiyle dahi ilgilenmesi pek mümkün olmadı. Bu dönemde Türkiye'nin Suriye üzerinden ya da Ukrayna üzerinden Rusya ile ilişkileri gelişince İran'ın dışarıda kaldığı bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Muhtemelen İran burada yeniden sahneye geri gelmeye çalışıyor. Hocam çok hızlı bir lafınızın arasına gireceğim. Çok özür diliyorum. Şimdi ekranda da gözüküyor alt manşet olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yapıyor ve seçim tarihi hakkında konuşuyor. Ve şöyle diyor Bahçeli, Mayıs ayında uzlaşarak bu işi bitirelim. Demek ki seçim Mart'ta mı Nisan'da mı derken Devlet Bahçeli Mayıs ayında seçimin yapılacağı yönünde ilk net ifadeyi veriyor. Bakalım buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama gelecek mi? Türkiye için son derece önemli bir gelişme. Önemli. Bu lafınızı kestim, kusura bakmayın. Buyurun hocam. Estağfurullah, ama öyle gözüküyor ki iktidar partisinden de Haziran değil Mayıs'ta olacağına dair işaretler geliyordu. Bu herhalde bu konuşmayla birlikte, değil mi, grup toplantısında konuşuyor Genel Başkan. Dolayısıyla bununla birlikte Mayıs ayında seçime doğru gideceğiz herhalde. Bu da demektir ki önümüzdeki bahar ayları hareketli olacak. Sadece iç politikada değil, dış politikada da işte İran'ın yaptığı gibi içeriden dışarıya dönmek, zaman zaman içine kapanınca sahayı kaybediyorsun. Umuyorum Türkiye bu kadar büyük meseleleri varken yakın çevresinde kendi içine gömülüp asıl meselelerinden ve dış politikadaki öncelikli konularından kopmaz. Ya da bunları çözüm yönünde uluslararası toplumun ve komşularımızın desteklemeyeceği yönde çözümlere doğru ilerlemez diye herhalde buna da bir yorum yapmış olayım size. Evet, peki şimdi Sayın Çavuşoğlu Abdullahiyan'la görüştükten sonra bugün Amerika yolcusu, hakikaten önemli bir ziyaret bu. Ziyaretin içeriğinden ziyade Washington'a gidiyor olması önemli. Tam da seçim yılındayız. İşte seçimle ilgili Sayın Bahçeli'den açıklamalar geliyor. Diyor ki uzlaşarak Türkiye'yi seçime götürelim. Mayıs'ta bu işi bitirelim. Siz diyorsunuz dış politikayı hani hiç iç politikaya alet etmeyelim. Türkiye'nin çıkarları son derece önemli. Çavuşoğlu gidecek, F-16 konusunda bir ilerleme kaydedecek olurlarsa Erdoğan onu doğrudan sandıkta kullanacak herhalde. Bilmiyorum, bu ziyareti nasıl değerlendirelim? Buyurun Sayın Çelikpala. Elbette kullanacak. Biraz evvelki Almanya örneğinde olduğu gibi değişik konular gündeme gelmeye başlayacak. Yani iç politika meseleleriyle bölgesel ilişkiler, küresel meseleler ve Türkiye'nin kendi sorunları birbirine o kadar karmaşık halde, girift halde sokuluyorlar ki birini birinden ayıramaz hale geliyoruz. Ayıramadığımızda bazen içinden çıkılmaz süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Liderler de bunu seçim sürecinde kullanacaklar. Bundan kaçınılmayacağı ortada. Şimdi Çavuşoğlu'nun bu ziyareti sizin de belirttiğiniz gibi önemli. Çünkü Washington'a yapılıyor. Yani daha önceki ziyaretleri Amerikalıların bilinçli bir tercihleriydi. Mümkün olduğunca Washington'dan yani resmi bir görüşme, resmi bir süreç fotoğrafı vermeme. Bu çerçevede de muhataplarına, Türkiye'deki siyasi iktidara ne diyelim bir tür kredi vermeme gibi bir eğilimleri vardı. Çünkü büyük sorunlar var ve bu sorunların üstü örtülmüş gibi dursa da hala sorun olarak duruyorlar. Gözüken o ki Çavuşoğlu'nun bu ziyareti ağırlıklı biçimde F-16 alımı, modernizasyonu, bunun karşılığında da Yunanistan'a verilecek F-35'ler arasında bir bağlantı kurulması, bir de onu bir adım daha öteye götürüp herhalde Temsilciler Meclisi'nde ve ne diyeyim Amerikan yasamasında bu konuyu da Finlandiya ve İsveç'e de bağlama gibi bir takım eğilimler var. Yani Türkiye'nin karşısına bir müzakere süreciyle giderken Amerikalılar bu müzakereyi de olabildiğince kazançlı hale çevirmeye çalışıyorlar. Çünkü malum biz zaten F-35 projesinden çıkartıldığımız için Amerikalılara ödediğimiz para orada duruyor. Bu parayı geri ödemeden Amerikalılar bize modernizasyon ve 40 civarında galiba yeni F-16 sağlanması anlaşmasını yürütmeye çalışıyorlar. Onu yaparken de mümkün olduğunca o kadar çok konuya bağlamaya çalışıyorlar ki bunların tamamında Türkiye'nin normalde hayır demek isteyeceği, diyebileceği konuları da paketin içerisine yerleştirmeye çalışıyorlar. Büyük bir maliyetle karşı karşıya kalınacak. Belki de biraz evvel siz programa girerken söylediğiniz ziyaret öncesi resmi bir açıklama yapılmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu olacak. Ya da çok standart bir, basit bir iki cümleyle ziyaretin yapılacağı söylenecek. Çavuşoğlu elbette bu süreçler bir aşamaya getirildiğine göre buraya gidiyor. Amerikalılar da en üst seviyede bu ziyareti, bu daveti yaptıklarına göre bunu Dışişleri Bakanı seviyesinde son noktayı koymak üzerine bir takım değerlendirmeler yapacaklar. Evet. Bence masaya Türkiye-Yunanistan dengesi, F-16, F-35 tartışması ve hatta Finlandiya, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin bir an önce harekete geçmesi gibi şeyler gelecek. Hocam tam Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği dediniz. Euro News'den bir haberimiz var. Onu da hemen izleyenlerimizle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, meclisten bunun geçmesi için her şeyden önce 100'ü aşkın 130 civarında listeleri de verip diyor Sayın Erdoğan. Bu teröristleri bize vermeniz lazım dedik. Bunlar maalesef bunu yapamadılar ifadesini kullanmıştı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin kendilerine güncellenmiş bir iade listesi göndermediğini dün itibariyle açıklıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklamanın da Stockholm'deki kuklalı Erdoğan protestosuyla ilgili olduğunu söylüyor. Finlandiya bunu çok fazla kendi üstüne alınmıyor anladığımız kadarıyla. Ancak Amerika başından beri NATO'yu ilgilendiren bir meseleyle İsveç ve Finlandiya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde halledilmesi gereken konuların birbirine karıştırılmaması ve bunun üzerinden de Türk-Amerikan ilişkilerine bir beklenti eklenmemesi konusunda son derece dikkatli açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi anlıyoruz ki Amerika istediği açıklamayı yapsın, Erdoğan hükümeti bu konuda bastırıyor. Ne olacak bunun sonunda hocam? Bence o sınırı çoktan geçtik. Yani bu konuların birbirine karıştırılmaması, farklı kompartmanlarda değerlendirilmesi ve buna göre ilerlenmesi aşamalarını artık çok geçtik. Yani bu konuların tamamı birbirinin içine girmiş vaziyette. O yüzden çözümlenemez haldeler. Mesela bir tanesi konusunda atılacak bir adım muhtemelen diğerlerin çözülmesini beraberinde getirecek ama buradaki rekabette ya da müzakerelerde kimin ilk adımı atacağı tartışması var. Çünkü Amerikalılar ya da NATO ya da İsveç, Finlandiya çerçevesinden bakıldığında az seviyede de değerlendirme yapılabilir ama büyük aktörler bir araya geldiklerinde küresel bir dönüşüm, yeni bir güvenlik mimarisinden bahsediyorlar. İsveç ve Finlandiya'nın sisteme dahil edilmesi bu büyük güvenlik mimarisinin olmazsa olmazlarından. Eğer konuyu bu kadar sert biçimde ve bu üst seviyede algılarlarsa ki henüz o çerçevede büyük bir baskıyla karşı karşıya değiliz, müzakereler yürüyor. Ankara'nın canı sıkılabilir bu çerçevede. Geri adım atmanın yolları ya da yöntemleri içinde bir şeylerin olması lazım. Ama biz o kadar çok biraz evvel söylediğiniz biçimde onları olayları birbirine karıştırdık ki ve seçim döneminde biraz evvel benim söylediğim aslında üstü örtülü buydu. Bu biraz daha yükselecek. Bu biraz daha yükseldiğinde ve bu kadar sert ve ağır söylemlerle iç politika malzemesi yapıldığında muhtemelen siz uluslararası basından Türkiye ile ilgili haberleri daha çok özetleyeceksiniz burada. O da bizi zor bir döneme doğru çekecekmiş gibi gözüküyor. Yani sonuçta Türkiye'nin bu denklemde ne tarafta duracağını açıklaması ya da açıkça ortaya koyması istenecek. Bunun da sonuçları sertleşecek. Çünkü Rusya farklı bir kanala doğru gidiyor. Türk-Rus ilişkileri, evet, ekonomik ilişkiler başka bir yere doğru gidiyor. Bence daha zor bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Eğer belli adımlar atılmaz ise. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Demek daha sizinle pek çok yayın yapacağız. İnşallah. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mitat Çelikpala ile gündemi kapsamlı bir şekilde ele aldık, değerlendirdik. Ekranlardan ayrılmayın. Bizden sonra medya terapi ile Zafer Arapgirli karşınızda olacak. Yarın görüşene kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın.